canlar nasılsınız bakalım? Vallahi evimizin işini bitirdik. Akşam için dedim şöyle bisküvi pastası yapayım. Geceler uzun. Yemeği de erken yiyoruz. Bildiğin pudingli bisküvi pastası. 2 paket pudingim vardı. Sana lazım olacak mı? Sos. Ben sosu birazdan üstüne yapacağım sosu en son. Lazım olur mu? Birazdan. Hayır vereyim mi yani? Hayır şimdi verme. Hepsini bir yapayım en son. Bu bitsin. Babam buraya makas koymuştum gördün mü? Ne koymuştun? Makas. Kesmen için. Şurada. Tamam 6 bardak su. Koydum. Sen keser misin? Kesin. Ocağım da şimdi pek afili, pek afili. Önce bunu yapıyorsun. Bakın çakmağı yanmıyor. Önce bunu yapıyorsun, sonra bunu yakıyorsun. Neyse böyle böyle bu kışı idare ederiz Allah'a şükürler olsun. Heh. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şu an hayatın gideri daha fazla. Çünkü vallahi. Bunu da mı açayım? Onu da aç, onu da aç. İkisini beraber yapacağım. Bunu da açtım. Tamam. Biri normal, biri bitter çikolatalı. Kıvamı olsun dedim. Bakalım hala rast yiyecek mi? Bayağıdır yapmıyordum ben bunu. Dedim bisküvi varken pudingim de vardı. Süt alalım. Koydum belki lazım olur diye. Tamam. Karıştı mı? Yok ben karıştım. İçerisinden bir süt. Yok hayır. Yapalım dedik. Ortada akşam yemeği yok. Biz önce pastayı yapıyoruz. İşte Alaras akşam anne pasta, anne pasta al. Pasta fiyatları da oldukça yüksek. Küçücük bir pasta zaten azıcık yiyor. Dedim en iyisi bu. Fazla uğraştırıcı değil. Çünkü diğerlerini yapamam ben. Klasik anne pastası diyebiliriz. Evet buna anne pastası diyebiliriz. Klasik anne pastası. Çocukluğumuzda hemen misafir geleceğiz ama bunu yapardık. Bir de biz hani biz çok küçükken bakkaldan çikolata aldırmazdı bu sarıllar var ya şeyler. Ekmeğin üstüne sürüler. Annem kendisi yapardı. Koca bir tencere yapardı kendisi. Okula giderken ekmeğin arasına sürerdik. Acıktığımız zaman yerdik. Bakkaldan aldırmaz. O zaman zamanlarında maddi yönden hani pek iyi değildik. Ya pahalıydı. O zaman onu marketten almak biraz lüks. Bizim çocukluğumuzda yaş pasta bile lükstü vallahi. Lükstü yani lüks. Bizim bildiğimiz işte pudingli pasta ya da daha de şey pastalar. Sonra ben canım pasta dediği zaman bir kere bakmıştım. Dergi vardı. Böyle pasta dergileri gazetelerde köşelerinde yapardı. Bisküvileri böyle şey yapıyorsun. Kakao falan yapıyorsun. Bisküvileri kırıyorsun. Buza atıyorsun böyle dilimle. Onu yapmıştım. Ama en şeyde pratikte bisküvi pastası bu. Bugün zenginleştiriyoruz. Üstüne çikolata sos dökeceğiz. Bir de mum yapacağız Alaras için. Şey... Süt koyamazdık, su koyardık. Su, süt yoktu, su. Ya biz de yapardık. Su koyardık, suyla yapardık. Aman derdik. Yani su koymazdık, suyla yapardık. Pudingim koyulaştı. Ay konuşamadım bir anda. İşte öyle eskiden var ya, bu pudingler suyla olurdu, suyla. O bisküvileri nerede bulacaksın? Kutula bisküvi alırdık, böyle büyük kutular vardı, onu bitiremezdik, misafir gelecek, öyle inecek, birisi gelirse. Önceden bir de şey vardı, ıslak mendil yoktu. Mesela gelen misafire kışın portakalla mısır patlatılırdı, bizim orada darı deriz biz. Darı patlatılırdı. Bu arada pişti. Herkes bir şey yapılırdı.
böyle bez yapılırdı sabunlu, bir de kuru şey yapılırdı. Önce sabunlu bezle böyle eller kalkmasın, kimse dolaşır diye kurulanırdı. Hey eskiler, hey ne varsa eskiler de var valla. Özlüyor musun dersen vallahi eskiler özlüyor. Yoktuk ama samimiyet vardı. Şimdi bolluk var, samimiyet yok. Şimdi bolluk var, komşuluk bile yok. Şimdi bir yere birisi geldiğinde herkes böyle hani pahalı. Ya bir şey yapıyorsun, o onu yapmış, sen daha fazlasını yap. Ama önceden öyle miydi? Herkesin bilinirdi. Anne kurabiyesi, kek, meyve, mısır patlatılırdı. Yardıma gelir bir şey. Yok yok. Sıyıracak mı? Nasıl yani? en son dibini ben yerim. Evet. Bunu elleme sakın. Dibini bırak ha. Dibini bırak ha. Bırakırsam zaten şey yaptım biraz. Çubuk yaptım. Çekil miyorsun sen? Yok yok. Alasa şimdi akşam kalktım ha. Mum da birazdan kalkar ama akşam gösteririm. Mum da koydun mu? Anne pasta, anne pasta. Şey, çikolatasını fazla koysana. Dur bu altı bir dakika. Tamam, altı fazla olsun. Ha? Ne? Altı en önemlisi. O fazla merak etme ya. Pastayı satılmayan tek pasta. Tabii canım. Ben sütle falan bandırmıyorum. Ben sevmiyorum öyle. Böyle biraz direktmen koyacağız. O. Ha. Elim değmiş olsun. Ay ne konuşuyorsun ya? Dur dur. Al hadi al. Hadi al. Ben yaptım canım. Hayır estağfurullah. Beraber yaptık. Ya çekil hadi çekil çekil. Çekil. Ha. Aa, şey biraz daha büyük. Bu arada olsa çok büyük var. Bunun ortası çok yok. Çok güzel mi? Bol koy bol. Bol bol merak etme bol. Üstüne yetmezse görürsün. Bak bol bol koyuyor. Bu pasta var ya kaç günden beri olacaktı? Geçen hafta. Geçen hafta olacaktı. Ay ben işlerimi toparlayıp, evi toparlayıp böyle ya olmadı bir türlü. Denk gelmedi. Dün evet. Yapacaktık. Alaras hastaneye götürdük. Hastaneden sonra yani olmadı. Ne özel ediyorsun ki? Hep fizikte. He, gelince zaten Alaras hemen uyuyor. Fizikten gelip kahvaltı yaptık mı yoruluyor çocuğum. Yoksa ben istemiyorum. Tabii canım, tabii hiç istemez. Bugün de kaldı. Aman bugün de kaldı. Her gün öyle diyorsun. Sürekli öyle diyorsun. Niye öyle diyorsun ki? Kim? Sen? Ben. Nasıl bana ne? Tabii. Bugün olur, yarın olmaz. Hazırlısı yok. Şöyle kırabilir miyim ki? Bakayım. Uzun, hah kırdım vallahi. Sana öyle lazım olsa kırarım ben. Lazım lazım bak. Büyüdük genişliyor ya. Genişledikçe yukarı doğru. Ama sana yukarı lazım bir şey lazım. Şöyle. Oraları sen yersin. Bak şöyle deme kırdım. Evet çok. Hepsini de kırma da. Yok 4-5 tane kırayım. Şöyle kırdım. Bugün Alaras uyanıyor. Bana uyuyacak. Anne. Apitan. Anne apitan. Bana şey yapıyor. Apita da ne biliyor musunuz? Pizza. Çok seviyor. Yiyor mu derseniz arada. Zaten çok yemesin. Yani çok sevmiyor ama illa o şeyi söyleyecek yani tamam diyor bana ara ara diyor. Arıyorum diyorum, aradım diyorum. Sana unutuyor be. Onu sana unutuyor.
Evet. Şöyle üstü bol olsun. Bu arttı ama şimdi şeylik olmasın. Şöyle çıkarmak bir kat daha. Çıkmaz. Yaparsam bu sefer üstü şey kalacak. Yapıp en üstten çikolata sosu döksen. Ha? En üstten sosu döksen olmaz mı? Olur. Bir kat daha yapsan. Ben senin için diyorum. Kendimi düşündüğümden değil yani. Bir kat daha yapayım. Yap. En son üstüne çikolata sosu dökelim. Yani. Yetmediği yerlere. Yap da beni düşünürler. Niye hiç kendilerini düşünmezler? Hayır, ne alakası var? İşe bakar o kadar ciddiyim ki bir ciddiyimdir yani. Sıra hiç. Bir kat daha çıktı. Şey olsun, çikolata sosu dökeceğim üstüne çünkü. Şöyle sadece alabildiği kadar yayılsın. Ben birazcık sütünü şey koydum. O köşede kalmış. Hangi şu köşede? Hayır, diğer köşede. Baksana şu köşede. Bence oraya da koymam lazım biraz. Çikolata sos gelecek. Bekle birazcık. Önemli olan şuralar. Oralar akışkan olacak ya çikolata sos. Anladım. Akar o açık yerlere. Bol olacak çünkü. Evet. Yapıyorsun bu işi. Tabii canım. Ben gördüğümü söylüyorum sadece. Biz anamızdan böyle gördük. Çikolata sosum da tamamdır. Altını kapattım. Şimdi şöyle bir ok dudak devirem. Anam babam olsun. Bak kaşıkla düzeceğiz. Vallahi ne yapayım, kremalı bir şeyleri, pastaları, yaş pastaları. Üstünde hiç bozmayacağım. Enfes oldu. İşte hazırdır. Şimdi soğumaya bırakacağım. Üstte şey gibi oldu. Oh, düz düz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakınız. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Kaldıramam. Yok. Bence orada kalsın. Hiç elleme. Evet. Kenara çek. Soğudumu masanın üstüne koyarım ben. Ellerine sağlık. Afiyet, bal, şeker olsun. Biz yiyeceğiz. Allah arttırsın. Tezgaha Kur'an kaldırsın. Tezgaha Kur'an kaldırsın diyorlar değil mi? Hep öyle oluyor. Sofradan kalkıyorum. Ben yedim, Allah arttırsın diyorum. Sofrayı Kur'an kaldırsın diyorum. Bakıyorum sofrayı ben kurdum ki diyorum. Neyse kaldır. Şimdi biraz çıkarttı, neyse olsun.